1 Nisan'dan herkese günaydın. Altun'la önce prova yaptım da. Saatlerimiz 11. Bilin bakalım yukarıda kim uyuyor? Sizce kim uyuyor? Kim uyanamadı? Zerişe. Geliyor abla, altın. Balkona geliyor. Hava mis. Bugün baharın gerçek anlamıyla geldiği bir gün. Kuşlarımız cıvıl cıvıl. Şimdi gideyim çocuklara tost yapayım arkadaşlar. Bu sarı tost ne olacak sizce? Bir şey olmaz. Nisan'da böyle olacak. Ondan sonra bitecek zaten. Şimdilik bak gelmiş camın dibine. Perdeyi açmaya çalışıyor. Şuna bakın şuna. Şu küçük böceğe bakın siz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak. Hey, Mira. Mira. Perdenin arkasına. Şimdi gideyim dediğim gibi çocuklara bir tost yapayım arkadaşlarım. Valla dün biz diyorlar ya saldım çayra mevlam kayra mı bir şey var ya. Aynı o moddayız. Sabah 4'e kadar oturduk. Sonra kalktım kızlara tost yaptım. Sahurumuzu yaptık. Ondan sonra 5.30 gibi yattık. Ortalığı falan hiç böyle masayı sadece topladık ve yattık. Şu an ev dandini ama hiç fark etmez. Olur öyle şeyler. Akşama zaten misafirim var biliyorsunuz. Anam bu ne? Vızır vızır. Şimdi gideyim. Önceliğim çocuklarımın karnını doyurmak. Daha sonra da başlayacağız. Sen çıkmaya mı çalışıyorsun? Dosi. Şimdi çocuklar haydi bakın çocuklar kim tost yemek istiyor? Evet. Sana bir şey yok. Sen zehir ettin bize gecemizi, gündüzümüzü. Bitti. Ne bitti? Parti yaptın. Evet. Sen. Ne yaptın? Sen parti yaptın. Evet. Yaren de yaptı. Evet. Başka kim yaptı? Ben yaptım. Elif de yapmış ya partiyi. Ben yaptım ama kitap okuyacaktım. Ben yaptım. Peki ben size bir şey söyleyeyim mi? Ders. Oynadıktan sonra şu tayfa arkanızda bir şey görmeyeyim. Olur mu? Anne. Sen altını giyer misin? Aha şunu giyer misin? Tamam şunu giyer misin ben altını? Ben kaçan istedim. Sucuk istiyor musun? Sucuk olursa. Ben hepinize aynı yapıyorum. Tamam. Bak. Bu en güzel kahvaltı bir kez. Tamam. Dağıtmıyorsunuz. Altını giy. Altını giy. Aşkım. Sen sucuk istemiyor musun? Tamam. Ben sucuk istiyorum. Tamam. Kazanı yarın çiğner istiyorum. Sessizlik. Aşkım. Yarın sanırım çeyrek istiyorum. Yani dört. Tamam. Oturun bakayım. Sessizce yarın altını giy. Son kez söylüyorum. Ayaz. Sen anan nerede? Yatıyor mu? Evet, yatıyor. Pis anan. Mikrop anan. Yatacak dedi. Ayaz alın ben yatacağım dedi. Ha, altın. Ayaz alın ben yatacağım demiş. Bizi burada attı bizi bunların içine. Kendi ayaz alın ben yatacağım. Aşkım ben gidip onun saçını yolmaz mıyım? Hayır. Sessizlik oyna. Altını giy. Sessizce oynayın. Milleti rahatsız etmeyin. Bizi de rahatsız etmeyin. Ne? Çiçeği mi? Güneşe koymuştum. 1 Nisan. 23 Nisan. Evet bugün 1 Nisan çocuklar. Şaka zamanı değil ama. Şimdi çocuklara bir hazırlayayım. Bulaşıkları öylesine bıraktık, yattık. Makinemiz yıkandı. Şimdi Altun bir girişir mutfağa. Altun sever zaten mutfakta işi yapmayı.
Ben de özellikle zaten şunu al çarpıp getirdim ya. Dedim çok güzel. Ben bunların ne zaman aldım? 5 yıl önce. Nerede? Bak 4 tane mi 5 tane mi var? Bende de 6 tane var. Beyazını vereyim mi sana? Bir tane beyaz var böyle. Dur aşkım bunu. Bursa'da almıştım onu. O renkleri veremem bacım yani. Tamam arkadaşımsın ama veremem. Dün var ya biz bir günde ne yapılırsa fazlasını yaptık. Tamam. Ne olur? Tamam. Tamam bacım. Şimdi haydi bakalım. Çocukla yapalım da arkadaşlar. Ondan sonra ekimi falan çıkarmam lazım. Hazırlık yapmam lazım. Şimdi... Hey! Çocuklar! Yaren, Emir. İkinizin sesi. Emir ve Yaren. Sesiniz çok yükseliyor. Lütfen. Erhan abi bugün 1 Nisan değil mi? Evet. Haberin yok muydu? Ben de şimdi oldu. Haberin yoktu. Sen nasıl bir öğrencisin? Ha? Haberin yok. Nasıl öğrencisin sen? Bu nasıl bir şey? Ay gece yaptık ya neyse üstüne yapacağım. Tamam ben yapacağım ama beni rahat bırakırsanız tamam? Sessizlik istiyorum. Tamam ben sessizlik istiyorum. Benim kafam şişti sizden. Kafamı şişirdiniz. Kafamı şişirdiniz. Hadi. Hele özellikle bu. Abu var ya. Seni cezalandırıyorum. Seni cezalandırıyorum. Parti yok sana bundan sonra. Yok parti. Sinirinden gitmiş. Abisini dövüyor. Ulan seni var ya. Abilerim vurmak. Hayır. Hadi güzel oynayın hadi. Evet. Ay. Hadi bakalım. Çamaşırları attım. Birazcık çamaşırlarım vardı. Onları attım. Bu Zarife Hanım'ın anam açık bırakmış. Ya Zarife. Neyse şimdi kapatırım. Şimdi çamaşırlar dediğim gibi vardı. Şuradaki abdest almak için bırakıyordum. O da ıslanmıştı falan. Onu da attım yıkan. Keşke bunu da atsaydım. Bu da hep ıslak. Neyse. Yarın artık şey yaparım. Bunları atarım da. Şimdi çocuklar bunları aşağıya indirmişler. Tekrar buraya çıkardım. Yatak odam öylece duruyor. Ufaktan şeye başladım arkadaşlar. Şurada beyazlar falan da var. Onları da halledeceğim. Ama sonra şimdi mutfağa geçmem lazım. Çocuklar aşağıda, salonu toparladım ve robotu çalıştırdım, kapıyı kapattım. Dedim oraya girmeyin çünkü maşallah bütün odalara giriyorlar. En azından bir yerde olsunlar dedim çünkü akşam hani gelecekler ya, en azından orası temiz kalsın. Ayaz niye içmedi sütünü? Süpürmüş mü benim kız buraları? Ben makine şeyin üstüne çıkması çıkarttım onu. Neyin üstüne çıkmış? Küçük şey var ya, onun üstüne. Haa. Deli kız gidiyor oraya, ikide bir sıkışıyor orada. Ha. Ha. Ha buraya şey yapıyor arada, geliyor da altın. Ha. Bazen geliyor burada şey yapıyor. Takılıyor, kalıyor. Çıkamıyor kendi de. Dedim en azından burayı bir toparlayalım, süpürsün. En azından burası hazır da dursun. Çünkü şurayı geri kapatayım. Her odaya giriyorlar. Şey yapıyorlar. Şimdiki şunları hemen yerden kaldırayım. Zarife bir derin uykuya daldı ki aman Allah. Şimdi bu arada bir şey yapma bacım, bir şey yapma. Şeyleri, klimaları şöyle 3 poşet çıkardım. Artık ne kadarını kullanırsam. Çünkü kalabalık olacağız. Zimfira gelecek, eltisi gelecek, çocuklar gelecek. Biz de burada kalabalığız. Zaten anca yeter. Altın sağ olsun makineyi boşalttı, yerleştirdi. Pastörün altın şeydi mi? O şey yapayım, şu kurabiyeleri de dün hamuru bir tık katı yapmışım. O yüzden anam kurabiyelerim birazcık kuru olmuş ama neyse yine de idare eder. Bir tane kekte mi çıksam ya? Altın kek yapayım. Çikolata sos yapayım. Çocuklar da sever. Değil mi? Bence yapayım onu. Büyük de bir de çikolata. Aynen. Bakayım sütüm falan var mı? Süt bana başka neye lazım? Bu var. Bir tane daha var.
Aynen, bir kek çırpayım arkadaşlar. Mantarlı salata yapacağım. Onu halledeyim hemen erkenine. Saatlerimiz de bayağı. O saat 12.30. Öyle şey de değil. Şimdi onlar dökülecek altına. Bu kalsın şimdi çocuklara, öğlen belki şey yapılır ama o dökülecek. Şunu şey yaptım, Ayaz bir şey yemedi. Yumurta açtık, yumurta yedi. Başladı değil mi sıcaklar, maşallah. Yandı Feride şimdi. O boş odayı güne açıyorum ya altın, bütün güneş içeride. İşte bak kışın çok sıcak. Kışın güzel de yazın çok sıcak şimdi. Yatıyor mu hala? Ha, girdim kafiyatın yanına geçtim de bunu kazanıyor. Yapsın yapsın. Şey, şimdi suyu koy. Nerede? Nerede? Koltuğun kafasını. Şimdi kekim fırında arkadaşlar. Burada da kuru mantarım var. Suyu haşladım. Mantar salatası yapacağım. Valla ev kalabalık olduğundan dolayı şu an çekebildiğimi çekiyorum. 6 çocuklu bir ev. Oradan o ağlıyor, buradan bu ağlıyor. O yüzden idare edin. Valla belki bir video gelir bugün. Dediğim gibi yapabildiğim kadar çekiyorum. Yarenim lütfen ya. Of. Ya onlar oynamaya başlıyorlar. Ayaz gidiyor, dağıtıyor. Bu sefer kavga başlıyor. Gürültü başlıyor. Allah'ım yordunuz ya. Yemin ederim yordunuz ya. O Zarife'ye gidip ayağımın altına alacağım şimdi. Niye kalkmıyor? Saat 2'ye geliyor. Sen niye kalkmıyorsun Zarife? Şöyle kaynar suyu mantarımın üstüne döküyorum arkadaşlar. Bunlar şimdi zaten şişecekler. Sonra mantar salatası. Yaren! Yeter artık ya. Yeter artık, gerçekten yeter ya, bıktırdınız ya. Yemin ederim illallah bıktırdınız. Kekim fırında. Bu mantımın soğanı. Bu ne ya, bu ne? Kendinize gelin çocuklar. Kıymalarım çözüldü. Şimdi, ana aslında saat... En geç 4 gibi mantıya başlamamız lazım. Benim ortada hiçbir hazırlığım yok. Yani tamam, öyle bir hazırlık şey yapmayacağım yani. Ama yine de çocuklara bir çorba yapmam lazım. Bir yandan çamaşırları yıkadım. Yukarıda attım. Onlar da kurumuş, şey çıkmıştır. Şimdi bunları kurutmaya atayım. Zamanım yok çünkü tele sermeye. Başka mutfağı toparladım. Kek çırptım. Salonu, ortalığı topladım. Robot sağ olsun süpürdü. Bir toz almayacak. Anam, 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 anam. Allah'tan şu an konu komşum yok ha. Valla. Bağırmayın. Ay gözüm gözüm kalmadı. Şu keki çıkarsam mı ya? Bence. Yarenim. Yeter artık ya. Vallahi yeter artık ya. Şimdi bugün bu Emsa'nın kalıbında denedim arkadaşlar. Aşkım annen namaz kılıyor. Oynamasını bilmiyorsanız oynamayın lütfen. Bu ne ya? Sen niye ağlıyorsun? Çıldırttınız ya sabahtan beri, bu ne? Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Kabahat bizde. Oynamaz bilmiyorsanız niye biz sizi bir araya topluyoruz ki? Ne haliniz varsa görün ya. Yaren ağlama. Ağlama, çok fena patlarım sana bak. Git elini yüzünü yıka, kendine gel git. En sevmediğim bir şey oldu. Geçen 2 kilo un almıştım ya. Onu ha?
Tamam, kardeşine bak. Onu tabii ki de arada böyle kullandım, şey yaptım ve şu an unsuz kaldım. Ve mecbur dışarıya çıktım arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Unsuz kaldım. Hemen Ayüzdür'e bir koşu gidip geleceğim. Sevmiyordum ama istemiyordum da bu sıcakta ama. Neyse, gidip geleyim hemen. Su faturası gelmiş 200 lira. Merak ettim sizlere ne kadar geliyor. Bize ödenecek toplam tutar 200 TL diyor. Sizlere ne kadar geliyor merak ettim. Şimdi valla aynı elbiseyle çıktım. Saçımı falan da toplamadım. Çantamı attığım gibi attım kendimi dışarı. Bilmemi. Allah'tan A101 fazla öyle uzakta değil. Yine de var yani. Şimdi A101'e geldim. Bakın şunlardan alacağım. 13,5 lira. Şöyle. Nereden alayım da hem kayınvalideme veririm. Zaten 4 tane var. Hem anneme veririm hem de ben tavuk falan yatarım. Başka bakalım neler var. Hemen hızlıca alıp gidelim. Kek kalıbı. Bu neymiş? İhaleler falan filan. Saklama kapları. Aa, şuna bakın yine gelmiş. Ben büyük sandım ama yok, bu evde bende de var küçük. Fazla da bir şey yok sanırım. Hazneli rende var. Ha, güzelmiş aslında bak. Hem buradan hem buradan. Kayınvalidem arıyor. Neyse ben alacaklarımı alayım arkadaşlar. Ondan sonra hızlıca eve geleyim. Şunları alalım mı? Ha, şurada varmış bak. Yine lazım da işte dur bakalım. Ben gelene kadar börek yapıldı. İç harcını falan zaten hazırdı da. Fırını açtım. At ya onu. Onu da gözleme yapacaktım da boşver, at hele difriz altın. Gözleme dedim yapayım ama gerek yok. Şimdi şöyle bunu fırına açtım. Yandım. Alın yanmayasın. Yandım. Resmen yaz gelmiş. Onu bir kez daha anladım. Erken mi altın yapalım? Tamam, atalım ikisini bacım. Biraz kısalım. 180 yapalım. Diğerine de o zaman yumurta sen sür. Ben de şeylerini dökeyim. Bir soğuklanayım. Dışarısı hamamcık. Hamamcık. Çok sıcak altın. Allah'ım, dışarıda çalışanlar mı? Bak motorla dedim. Kız getirdi takıldı. Demek ki şeye getirmişim. Düşünsene şeyi. Şimdi böyle yap. Kız biz de anlamıyoruz. Soğuk oluyor diyoruz ki Allah'ım bir sıcaklar gelmedi. Sıcak oluyor diyoruz ki Allah'ım insan oldu ya. Bir memnun edemedi ki kurban oldum Rabbim. Zarife sinirlenmeye başladı. Elhamdülillah. Zarife sinirlendiyse tamamdır iş. Kayınvalidem aradı. Sizi aramış galiba önce. Zarife'yi aramış. Şu mantı hamurunu da hallederim. Şu yumurta sarısı kaldı. Onu mantıya koyalım. Yani normalde bazen koyuluyor, bazen koymuyoruz da. Yazık olmasın diye. Ne yapmış? Gene mi çıkmış? Annesinin pamuki. Çen ne yapıyorsun Çen? Çen ne yapıyorsun Çen? Gördün mü altın? Ne yapıyorsun Çen? Altın gördün mü? Yerim ben senin o güzel canını, yerim güzel canını, yerim senin. Şimdi arkadaşlar kısaca şöyle göstereyim. Burada bir salatam var. Şöyle yeşil soğan da marketten gereken topladım. Hallettim. Şurada kişnişim var. Bunu mantarlı salataya koyacağım. Mantarları güzelce iki kere sıcak kaynar suda bayağı bir tuttum. Bunlar şiştiler. Hamuru yoğurduktan sonra bunu yapacağım. Şunları aldım. İkisini kayınvalideme veririm. İkisini kendime alırım. Burada pirinç koydum haşlansın. Çocuklara şimdi hemen yoğurt çorba yapacağım. Şu hamuru yoğurduktan sonra da burada şey iç harcım var. Mantının iç harcı. Burada işte hamurumu yoğuracağım. Şimdi suyumu hazırladım. Burada dünkü kurabiyelerimiz var.
Burada böreklerimiz var. Şimdi bunu hemen halledeyim. Ondan sonra çorbayı aradan çıkarayım. Ve şuraya bir süpürge tutmam lazım. Ha, bir de şey pazı yaprağı çorbası yapacağım. Bu kadarcık. Vallahi yoruldum bile, markete git gel. Yordu beni. Ay bak sırtını çarptın. Yo boş değil. Ha, tamam tamam aşkım. Hadi bakalım. Yara ne izliyorsun şey Mira? Evet, saatlerimiz 7'ye 5 var arkadaşlarım. Bugün sizleri baya baya ihmal ettim. Bugün 1 Nisan 7.27 yani 7.30 gibi falan işte. 7.27, 7.30 diyelim. Çocuklara burada şey yaptım. Sofra burada otursunlar, biz salonda otururuz. Şimdi mantının 5 dakikası var. O çıksın, çocuklara hemen koyacağım. Yoğurtlu çorba da var. Pazı yaprağı çorbası yapmadım. Sonra şey oluyor, yiyemiyorsun. Burada salatanın falan kapları var, ona dursun. Onlara mantı koyacağım. Mantımız ne durumda? Oh mis mis. Zimfiralardan neredeyse gelirler. Ben sofrayı da hazırladım ufaktan. Göstereyim mi size? Kızla oraya. Şöyle masamı hazırladım. Bunu şöyle ortaya alacağım. Aramızda böyle oldu. Evet, bu tabakları zimfiraya nasip oldu kullanmak. Ha? Hiç kullanmadım daha, biliyor musun? Vallahi. Aldım alalı hiç kullanmamıştım. Bugüne nasipmiş. Böyle koydum. Şu bir tane çıktı. Dün yapmıştım bunu zaten. Altınım! Dinleme bacım, dinleme! Dinleme! Dinleme ki telif hakkı yerim bacım. Ya tatlıyı, tuzluyu hepsini bir araya koydum. Mantı şey yaparız. Yedikten sonra çaya geçeriz. Bunları da böyle çerez falan şey yaptım. Birazcık sunumlu punumlu. Burada sos çıkardım. Şeylerimizi çıkardım. Böyle kekimiz de bu şekilde. Keki göstermemiştim. Üstüne biraz şurup gezdirdim ve şeker, pudra şekeri şey yaptım. Zarife peçeteleyim, güzel mi? Ay Mira. Nelere bastın annem gene? Heh. Bu şekil şimdi mantımız da olsun. Hazır olacak inşallah. Saatlerimiz 11'i 10 geçiyor. Şahin şimdi kızları götürdü. Zarifeleri dışarıya kadar götürdüm. Mira'yı yanıma aldım. O da uyudu. Battaniye sermişti. Yaren babasıyla gitti gelecek. Ben de yapabildiğim kadar şimdi evi toplayacağım arkadaşlar. Yani buralara dokunmayacağım. Mutfak bayağı kötü. Mutfağı halledeceğim. Şeyleri, sofrayı toparladım. Yani sofrayı şey yaptım. Masa ağır olduğu için zimkirayla hemen oraya koyduk. Çok ağır çünkü. İşte altın ben, Zarif şey, Zimfira. Böyle arkadaşlarım, dediğim gibi şimdi yapabildiğimi yapacağım. Yarın da Antalya'ya gidiyoruz. O yüzden yarın Antalya dönüşü yaparım. Yani bu aralar böyle videolar ya geliyor ya gelmiyor. Kusura bakma, belki yarın hiç gelmez. Çünkü toparlamam gerekiyor. Ya da beraber yaparız, bilmiyorum. Bu da şeylerin, Amerikan servislerinin kılıfları, yıkarım yarın. Mutfak burası gene normaldir. Mutfak bayağı dağınık. Bulaşık makinesi boşaltayım, kirleri yerleştireyim. Kızlar geldi. Zimfira gelmişti, eltisi geldi. Altun, ben, Zarife. Öyle güzel bir akşam geçirdik. Şimdi burayı kapatıyorum. Burada bugün işim yok. Şimdi oturma odası. Yani genel anlamıyla şu an ev bayağı bir dandini. Çünkü Zimfira'nın iki kızı vardı, eldisinin bir kızı vardı, bizim çocuklar falan evde, yani ev 6 bizimdi, 3 daha geldi, 9 çocukla ev bu hale geldi. Yani Mira'yı saymasak 8 tane yürüyen çocuk vardı, ama olsun, canları sağ olsun. Dediğim gibi bugün pek buralara şey yapmayacağım, ama yarın inşallah buraları hallederim arkadaşlarım. Zimfira'ya ben, Yaren'in odasında bir halı var ya gri, ondan bende 3 taneydi. 2 tanesini Zimfira'ya vermiştim. O da şimdi gideceği için Feride abla halılarını yıkamaya verdim. Tekrar sana getireceğim dedi. Ben de tamam canım, nasıl istersen dedim. Biliyorsunuz Kazakistan'a gidiyor ve o halı geldikten sonra onu buraya sereceğim. Bunu yıkamaya sonra veririm. Oyuncaklar toplanacak. Öyle fazla bir dağınıklık burada yok da. Şimdi asıl bombaya gidelim. Bugün çamaşırları makineye attım ya, onları daha kurutmaya atmadım. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
Evet. Asıl önemli olan burası ama şey, bulaşıklar bayağı bir dağınık. Onları da şimdi hemen makinem zaten sanırsam boş gibi. Bunları boşaltırım arkadaşlar ve şunları makineye atsam mı, yaldızları çıkar mı bilemiyorum. Niye böyle bulanıkmış? Şimdi dediğim gibi bunları boşaltacağım. Sonra burası toparlanacak. Yani kızlara börek koydum, mantı koydum. Bu arada kek çok güzel olmuştu. Bugün kalıbı ilk defa denedim ama ya kalıptan, yani şey, hamuru aynı her zaman kullandığım hamurdu ama çok lezzetliydi. Zaten bu parça kaldı. Güzel olmuştu kek. Zencefira da gelirken sağ olsun şöyle iki tane katmer getirmişti. Bayağı da, bakar mısınız? İçini tabii, birini biz kestik. Hem kızlara verdim hem yedik. Böyle kat kat olmuştu. Şimdi ana, bu mu ayazın? Yok, bu ayazın değil. Bu Miran. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kollarımızı sıvazlıyoruz. Öyle mi diyorlar? Ve yapabildiğimi yapıyor. Ondan sonra yatıyor. Yarın Antalya'ya gidiyor. Ondan sonra zaten bir de perşembe gideceğiz. Daha önce de söylemiştim. Ondan sonra bitiyor. Bir müddet yani bitiyor. Her şey çok güzeldi. Önemli olan zaten birlik, beraberlik. Güzel zaman geçirdik. Normalde hani kızlar burada olduğu zaman video falan böyle şey yapıyordum, çekiyordum ama inanın o kadar iyi geldi ki böyle sadece yedik, içtik, uzandık, konuştuk, sohbet, muhabbet derken pek şey yapmadık. Yani bazen insan öyle şeylere de ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Şimdi ben buraları toparlıyorum. Ondan sonra yapabildiğimi yapıyorum. Daha sonra vedalaşırız. Bayağı bir kısa oldu biliyorum ama bu aralar beni idare edin. Ondan sonra inşallah tekrardan uzun uzun vloglar gelir. Kızım geldi. Ay yıkım benim. Ağlama annem, hadi koş. Şimdi çöpleri toplamıştım. Şahin götürdü, onları bıraksın gelsin. Çünkü yarına kadar evde kalsa koku yapacaktır. Dışarıda kalsa kediler parçalayacaktır. Ve çok şükür bitirdim. Gönlüm el vermedi bırakmaya. Biliyor musun baba? Güzel bir şey yaptım. Bir tek süpürme işlemi kaldı. Onu da yapmayacağım. Yarın artık yaparım dip köşe. Çünkü bu halıyı yıkamam lazım. Mira şey yaptı. Şurada bardakla meyve suyu duruyordu. Ona el atıp şuraya şöyle komple şurası leke. Onu yarın artık kaldırırım. Güzelce süpürürüm. Yıkarım. Onu Antalya dönüşü yaparım artık. Meyveliğimi değiştirdim. Depodan getirdim. Ha kızım, hadi koş yukarıya, vereceğim. Makineyi boşalttım, sonra kirlileri doldurdum ve elimde yıkanacak olanların bütün şeyleri, mantı, şey, biraz mantı vardı, onu saklama kabına koydum. Yani bir tane böyle demirine koydum. Dolaba kaldırdım, diğerlerinin hepsini yıkadım. Yarın artık yerleştiririm. Annem sen niye öksürüyorsun? Soğuk soğuk bir şeyleri içtin, yedin değil mi? Nenem soğuk. He tabii, nenen seni suçluyor. Sen neneni suçla. Nenen senin yüzünden hasta olmuş. Sen nenen yüzünden hasta olmuşsun. Tamam. Tamam annem, hadi. Şimdi arkadaşlar sizlerle de burada veda edelim. Çünkü aşırı derecede yoruldum ve dinlenmek istiyorum. Yarın hadi Antalya'ya gideceğiz, erken yatalım ki. Erken dediğimi de saatlere bakın, 12. Bıraktınız mı? Ne? Altın teyzeler, yarın şu tırnaklarını da keselim. Gece oldu artık, yarın keseriz, tamam anneciğim? Hadi, hadi annem, ağlama, sen bugün bütün gün böyle ağlıyorsun ya, lütfen. Niye ağlıyorsun? Buraya ne değmiş? Kelebekmiş. Hadi baba gelsin de yatalım. Hadi geldi baba, hadi. Hadi. Hadi yatalım. Hadi baba.